arkadaşlar. Yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. O zaman hemen yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, modelimizin alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben birkaç tane yaptım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birkaç tane de beraber yapalım. Birinci zürafamıza batarak arada bir tane boş zürafa bırakıyoruz. Burada ipimi eklemişim. Görüntüsü kötü duruyor. Bir tane araya ekliyoruz. Hemen ikinci zürafama da minik bademi yapacağım. İkinci zürafama geri dönüyorum. Zürafamın içine batarak buraya 1-3 tane pırpır yapıyorum. İki ve üç. Hemen üçüncünün başına geri dönüyorum. Baştan birinci. Birinci pırpırıma batarak zürafa yapıyorum. İkinciye batıyorum. Yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Birinci zürafama geri dönüyorum. Bir tane zürafamız kaldı. Ona da batarak tepedeki zürafama çıkıyorum. Bir tane arada boş bırakıyoruz zürafa. İkinci zürafamıza batarak aşağı iniyoruz. İnerken ipimizi çok germeyelim. Bu şekilde. Tekrar arada bir zürafa bırakıyoruz. İkinci zürafamıza yine geri dönüp alt kısmını kuruyoruz. Şöyle en başa geri dönüyorum. Zürafamın içine 1 2 ve 3. 3 tane aynı ebatta pırpır yapıyoruz. Birincinin başına geri dönüyoruz. Birinci pırpırıma batarak zürafa yapıyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Zürafa yapıyorum. İki zürafımız oldu. Birincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafımız kaldı. Oraya da batarak tepede bir zürafımız oluştu. Tepedeki zürafaya da çıkarak minik bademimizi yine bitiriyoruz. Bir tane zürafa boş arada bırakıyoruz. İkinci zürafamıza batarak aşağı iniyoruz. İnerken ipimizi çok germeyelim. Evet, alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben hemen güllerim için ipimi alıp geliyorum. Evet, bu şekilde ipimi kesip hemen pembe rengimi aldım. Bademlerimizin iniş ipine batarak buraya ipimizi sabitliyoruz. Sabitlediğimiz iniş ipimize batarak burada şu boyutta bir, yine bundan büyük ortaya biraz daha büyüttüm. Ortaya büyük bir pırpır 2. Yine kenardakinin aynısından ebatları aynı olacak şekilde buraya da 3. İpimi keseceğim. Evet, ipimi kestim. Hemen diğer bademin iniş ipine batarak burada yine aynı işlemle 3 tane pırpır yapıyoruz. Kenardakiler aynı ebatta olacak. Ortadaki daha büyük olacak. Evet, ben bu şekilde geri kalan kısımları da aynı şekilde tamamlayıp son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın, gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bu modeli 55-60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.